Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy hukumatı El oblasti televiziya stansiyasining rejissori Erkin Tursunga 19 yil 10 oy muddatlik qamoq jazosi e'lon qildi. Sarafshon daryosining suvini tizginlash uchun selingan arata suv tugini ishga kirishtirildi. Turkiya ezgilik mahsulotlari eksportida dunyo bo'yicha 7-chi o'rinda turdi ekan. Yamanda 12 million bola jiddiy yordamga ehtiyojliq. Tövendide ihtimalle haberlerimizden tepsili mazmurlardı bosun. Erkin Asiyar'ı düz haberde bundan bir yıl aval İl Oblastlık Radyo Televiziya İdarısından Talantlık Televiziya Rejissori Erkin Tursun'dan tutkun kılınıp atalmış bölgünçilik için ayet edilen eyiplen geldikini. Az digende 7 yıldın 11 yılı çıkan kamak cezası kesil geldik hakkında haber verilgen idi. Erkin Tursun'dan hizmet neticileri hakkında Xitay akbarat vasıtaları da ilgiri köplügen makalele besilgan. O aldın kıyılı tutkun kılıngan dinkin, üçer ütilgen bir parça makalı tutunuşturuluşça, Erkin Tursun'dan atılmış Şincan Üniversitesi'nin tarih fakültesini pütürgen dinkin, ol cinahiye Turpan Yüzyesi da bir mehal okutukçılık kagan. 1990 yılların takip tutulgan kadar İli Oblastlık Televiziya İstansı'nın muhbiri ve tahriri bulup hizmet kagan. Onun başkuruşudaki İli Televiziyesi'nin Ümitlik Yüzle Namlak Yaş Ösmürle programısı takip 2017 yılı kadar devam kagan. O işleyen 10 din artık programı Xitay Memleketlik ve Uyghur Abnum Rayılık mükafatlak erişken. O bultur iyun ayida İl oblastidagi ko'zi ko'ringan 12 axborot xodimining biri bo'lib baholangan. Ilgari o'qituvchi bo'lgan Erkin Tursun o'smir bolalarning xizmatiga intoyin ahamiyat bergan bo'lib, uning ijtimoiy va madaniyat faoliyatlaridagi ijodchanligi va talanti uning oxiri Ili televiziya stansiyasida rejissor bo'lib xizmat qilishiga turtki bo'lgan. 2015 yili 10 ayning oxirlari Amerikaga o'qishga kelgan Arafat Erkin Tursunning o'g'li bo'lib 18 noyabr kuni Arafat ota-onasining hozirgi ahvoli haqida Xitoy hukumatidan surishtirish jarayonida Erkin Tursunning 7 yildan 11 yilgacha emas, balki 19 yil 10 oy kesilganligini, siyosiy huquqidan 2 yil mahrum qilinganligidan xabar topgan. Ammo Xitoy doiralari bu qitim Erkin Tursunning jinoyatini atalmish bo'lginchilik emas, balki jinoyatchilarni qanot ostiga olish, milliy kamsitish va milliy uyushmalikka qudrat qo'li qilish deb ko'rsatgan. Jigirmanchi noyabr Shinhua agentligi xabarida 19 noyabr kuni Zarafshon daryosi Arataş suvchilik tugini qurilishida suv saqlash marosimi o'tkazilgan bo'lib, 2 milliard 249 million kub metr yetadi ekan. Arataş suvchilik tugini qurilishining o'rni bo'lsa, Yakan noyasining Qo'shrab yezisi bilan Ko'sirab yezisiga chegirlanadigan joyda bo'lib, 11 milliard mablag' salingan. Mazkur suv to'simi qurilishi 2015 yili boshlangan bo'lib, u Xitoy davlat kabineti bevosita bekitgan va Xitoy bo'yicha 100 chong qurilishining bir qatoriga kirgizilgan. Qiyinlik darajasining yuqori bo'lishi va zo'r mablag' salingan bo'lishidek aloyidliklar tufayli atalmish Shinjan Sensha deb nom berilgan muhim suv qurilishi ekan. Xitoyning axborot vositalari Arataş suv ombori orqali Yerkandagi kalkun opitini oldini olish, suv va tok bilan ta'minlashni kafolatga ega qilish orqali xalqning iqtisodini yaxshilig'i bo'ladi deb tashviq qilgan. Lekin muhojiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy hukumatining kelgusida Sharq Turkistonning janubidagi Tarim va Yerkand daryo bo'ylariga zo'r ko'lamda Xitoy kuchmani yetkazishga tayyorlik qilayotganligini faraz qilmoqda. Yaqin qiyinlardan buyon Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Tarim daryosining suvini asliga keltirish, Yerkan daryosi qatorliq ko'p daryo iqlonini echishga o'xshash suv munosabatli qurilishlarga alohida ahamiyat berayotganligi diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Jumhur rais Recep Tayyip Erdoğan Turkiyaning yezgilik mahsulotlari eksportida dunyo bo'yicha 7-chi, Yevropa bo'yicha 1-chi o'rinda turganligini aytdi. Erdoğan 5-dafa milliy kengash va madaniyat markazi chaqirilgan 3-chi navbatlik yezigilik va o'rmonchilik ishlari kengashi yig'inida bu vaqtda to'xtalib, Turkiyaning o'rmon yanqi, jenasida, o'rik va behi ishlab chiqarishda dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda turganligini, 195 davlatga yezigilik mahsulotlarini eksport qildiganligini, dunyo bo'yicha 3-chi cho'ng urug' gen bankisini 250 ming o'rnak iqtidori bilan poytaxt Anqarada ishga kirishtirganligini, urug' eksportini 11 hissa oshirib 102 ming tonnaga, eksportdan kirgan kirim miqdorini bo'lsa 152 million dollarga yetkazganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Balla Fondi Cemiyeti Yemen'de 12 milyon balının ciddi yardımı muhtaç işkerlikini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Balla Fondi Cemiyeti'nin Yemen Vekili Sarabi Usulü Niyanti'nin 20. Noyabr Dünya Balılarının Hak Hukuklarını Kogdaş Günü münasebeti bilen ilan kagan yazım bayanatı da eskertilişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengaş imzalagan yazma bayanatı da eskertişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengaş imzalagan balılarının hak hukuklarını kogdaş şartnamısı karmay, Yemen balılar için dünyadaki en naçar devletlerden biri boğan. Özlüksiz davomlashayotgan to'qinishlar sababidan davlatning ijtimoiy xizmati butunlay vayron bo'lgan bo'lib, Yamanda taxminan 12 million, ya'ni yamanlik har bir bola jiddiy insonparvarlik yordamga muhtoj ekan. Garchi Yaman doiralarini o'z ichiga olgan barliq taraflar bolalar haqida bir qator ahdlarni bergan bo'lsa-mu, lekin hech biri ahdiga vafo qilmagan. 1989 yili 20 noyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi bolalarning haq huquqlarini qo'g'dashga doir shartnomani imzolagan bo'lib, shundan boshlab har yili 20 noyabr kunini dunyo bolalarining haq huquqlarini qo'g'dash kuni sifatida xotirlab kelmoqda. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar.
Xeyr-xoş, Allah qamanət.